Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Aytegin Girgin, Habelax televizyonu ekranlarında Burcu Düzgün'ün hazırlayıp sunduğu Haberin Sesi programına konuk oldu. Girgin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Samsun Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz burası tüm kamu mülkleri Maliye Bakanlığı'na aittir. Bir kuraldır. Evet. Maliye Bakanlığı bu arsayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis etti. Okul Aile Birliği bununla ilgili bir dava açtı, evet, ve davayı kazandı. Bu davada bu alan dini tesis alanı olmaktan çıkartıldı. Belediyemizde Büyükşehir Meclisi toplandı. Burayı tekrar eğitim alanı olarak tescil etti. Diyanet İşleri Başkanı'ndan biz arsayı talep ettik Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. Dedi ki arsa, evet, artık sizde eğitim değil. Bize geri verin bunu. Onlar da arsa bize geçti. Bu arada okulun Tarım Meslek Lisesi'nin Gelemen'e taşınmasıyla ilgili açılan davayı biz kazandık. Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı. Arkadaşlarım bu konuda verdikleri bilgiler kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını istiyorum. Taşınma ile ilgili davayı Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı. Evet. Girgin, Samsun Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi'nin bulunduğu eski alanın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrinden yargı kararıyla vazgeçildiğini, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de eğitim alanı olarak tescillediğini söyledi. Evet. Tabii ki tüm vatandaşlarımız hukuki haklarını arayacaklardır. Biz de hukuka karşı boynumuz kıldan ince biz işimize gelen kararı uygulayacağız. İşim böyle bir şey değil. Evet. Bu sonuçta nedenle geri taşınmadı okul yerine. Danıştay iptal etti. Şimdi bizim mahkememizin bir karar vermesi gerekiyor. Yerel mahkememizin. Yerel mahkememiz, yani Samsun İdare Mahkemesi eğer kararında direnir ve bizi haklı bulursa okul devam edecek. Hayır, okul taşınacak. Biz Danıştay'ın kararına uyuyoruz derse biz zaten taşıyacağız. Yani biz hukuk kararını uygulamama ya da işimize geleni uygulama, işimize gelme, böyle bir şey mümkün değil ama bir grup vatandaşımız maalesef işte mahkeme kararı uygulanmıyor, hukuk, evet, çiğneniyor, nerede adalet? Bazı gazeteci arkadaşlarımız da bunu bir hukuk bilgisi olan arkadaşlarımız da, Danıştay kararları da var bununla ilgili. Sonuçta biz 5 tane avukatımız var. Siz bu süreci bekliyorsunuz. Yani tabii ki mahkeme hakkımızda verilen karar neyse biz onu uygulayacağız zaten. Bununla hiçbir endişe yok ama verilmiş bir yargı kararını idaremizin uygulamaması gibi bir durum olamaz. Niye olsun? Yani biz hukuka inanıyoruz, hukuka güveniyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti.